Benim adım Meliha Türkgenç. Annem 1949'da, yani benim annem beni doğum yaparken ölüyor. Öldükten sonra ben de dayı teyzelerine kaldım. Babam bakamadı. Dayım teyzem de bakmadı. Sonra abim öldü. Abimden de dayım anlaşıyor. Anlaştığı gibi beni Antep'e getiriyorlar. Bakamayız dediler sana. Antep'te çalış, bizim yanında kalacağız. Böyle Antep'e geldik. O akşam bana böyle çay bardağına bir şey koydular. Üstüne de su koyunca ayran oldu. İçtim. Uyandım ki başımda polisler var. O anda da polisler bana soru sordular, ben de cevap veremedim. Sadece dedim ki, dayımla, teyzimle geldim. Onlar da dedi ki, seni hastaneye götürün. Hastaneye gittim. Ondan sonra hastaneye çıktım. Tekrar bana dedi ki, seni nereye, evini biliyor musun? Dedim, onlar Ankara'da, ben buradayım. Ev bilmiyorum, okuyup yazarlığım yok benim. Yaşımı büyüttüler. Ben de dediler, yaşımı büyüdüğünce seni dediler, bir iş yerine koyacağız dediler. Ben onun genelleme olduğunu bilmiyordum. Sonra ben baktım ki içeri girince çıplak kadınlar var. Erkekler kalabalık. Ben dedim buraya girmem, ben giderim dedim. Ağladım, kızladım. Olmadı. Orada bekçiler, polisler vardı. Sonra dediler ki sen artık buraya dayımla abim 10 bin lira almışlar, sen 60'ın 10 bin lirasından. 10 bin lira yalnızca abim Almanya'ya gitti. Dayım da kendine bir Ankara'dan ev aldı, kiradaydı. İşte ilk girdiğimde ben çok korktum. Çıplak bayanları görünce, erkekleri görünce. Sonra ağladım, ne kadar ağladıysam çıkım yakasını çıkamadım, polisler geldi, bilmem ne oldu. Sonra patron dedi ki, seni buraya sattılar dedi, 10 milyonumuzu getir, git dedi, 10 milyonumuzu getirmesin gidemem dedi. Ben de gidemedim, o 10 milyonu 41 senedir ödüyorum. O iş yerinde bana şey yaptılar, genel evinde, çalışmazsan dedi seni döveceğiz, seni öldüreceğiz. Ondan sonra sana hayat yaşatmayacağız, sen niye? Bizim paramızı oraya verdin de kendin buraya gelip de çalışmıyorsun. Bizim paramızı biz yoldan bulduk. Baktım ki ağlıyorsun, olmuyor. En sonunda birine de yalvardım, beni kurtulun. Şimdi hayatım iyi. Böyle geziyorum, tozluyorum, akşam gidiyorum, yatıyorum, bu kadar. Önce Antep'te başladım, sonra Diyarbakır'dan Antep'e gittim, Adana'ya gittim, Adana'dan da tekrar şeye geldim. 82'de Mersin'e geldim, Mersin'de de bir yere gitmedim. Antalya'ya annemi götürdüler, oralarda duramadım. 60'lı işte Antep'e geldikten sonra Antep'te fazla durduramadılar çünkü para vermiyorlardı. Erzurum'a götürdüler, Urfa'ya, Urfa'dan Erzurum'a getirdiler. Nerede para verdilerse oraya götürdüler beni. En sonunda Mersin'e geldim, çok işkence gördüm. Çok işkence görünce tekrar dedim, başka yerlere gideyim, gidemedim. Bağlandım kaldım burada. En sonunda şimdi bir oradan kapanınca dışarı çıktım. Orada burada eski garajlarda yattım, sokaklarda yattım. En sonunda benim şimdi kaldığım ev sahibi de gördü, dedi ki sen niye böyle sokaklarda yatıyorsun, kadın başına niye böyle oldu? Ben de ona dedim, adı Süleyman Tanhan. Süleyman dedim, ben dedim bakanım olmadığı için, evimde olmadığı için ben bunları satıyorum, ekmeğimi çıkarıyorum dedim. O da bana dedi ki, babamın hayrına dedi, sana dedi, ben dedi dükkanı versem, dükkanın üstüne dedi bir ev yatak alsam dedi. Ondan sonra bize çamaşır makinesine, orada durur musun dedi. Durursan dedi, yine dedi gezmek istesin gez, oturursan otur dedi.
Ben sana yardımcı olurum gücüm yettiği kadar. Ben de baktım ki gücüm yetmiyor. Kendi kendime selpak, ıslak mendil satmaya başladım. Kırk beş yıl genelimindeydim. Antep, Adana'dan buraya, Mersin'e geldim. 1982'de buraya geldikten sonra genel evinde baktım ki 45 yılım orada geçecek. Hayatım zindan olacak. Oradan bir vatandaşın yardımıyla kurtuldum. Kendi derdime kendim bakayım. Bir şeyler satayım. Sattıktan sonra bakayım. Kaç tane televizyona çıkmak istedim, çıkamadım. Bir de böyle Mustafa Esmer Cengizoğlu da bana yardımcı oldu. Mustafa Cengizoğlu yardımcı olduktan sonra ben ona bir yere çekime gelmiştim. Yalvardım, yakardım. Onları çekeyim de beni çek dedim. O da bana dedi ki seni çekeceğim dedi. O herkesin işini bitirdi. Ondan sonra bana, ondan sonra arkadaş olduk. 10 seneden beri Mustafa beni tek başıma bırakmadı. Ben nereye gittiysem gördüğü yerde yanıma geldi, oturdu. Odanak makası satıyor. Biri yemek veriyor, biri çay veriyor. Ondan sonra biri diyor ki bana git kalem getir, biri bana diye çakmak getir. Biri diye büyük peçete getir, ufak peçete getir, öyle geçiniyorum. Çok yorulduğum zaman gideyim oturuyorum. Yorulmadığım zaman geziyorum. Ben şimdi bir de iş yeri tezgah istiyorum. Diyorum ki böyle gezemiyorum, gözler görmüyor, kolum tutmuyor. Sağ tarafım benim peşli. Ondan sonra sol gözüm de hiç görmüyor. Ben de diyorum ki bana bir yetkilere rica ediyorum. Bana bir yardımda bulunsun, bir tezgah, bir de beni sokaklarda gezmekten kurtulmayı istiyorum. Mustafa'nın yardım ettiği gibi yetkilerim de yardım etsin. Bana diyorlar ki sen dilencilik yapıyorsun. Sen diyorlar niye bunu böyle geziyorsun? Senin aklın yok mu? Sen böyle bu yaşta, sen 71 yaşındasın. Bu 71 yaşında böyle gezene kadar git evinde otur. Benim evimde otursan bana kim bakacak? Şimdiki insanlar anasına bakmıyor ki bana baksınlar. Bir de benim ev sahibim kalp hastası, kalp papağı değişim. Şimdi damar taktılar. 5 yıl da çocuğu var. Onun da durumu iyi, iyi olmadığı için de bir şey diyemiyorum. Ona diyemiyorum ki bana bunu yardım et, şunu yardım et. Bazen çok sıkıştığım zaman, parasız kaldığım zaman alıyorum. Tanıyan da sana laf atıyor, tanımayan da laf atıyor. Kimisi tezgahımı bir yere böyle yere seriyorum. Geliyorlar maksadan basıyorlar. Görmedik diyorlar. Görselerdi ondan sonra böyle bir tezgahım olursa hiç olmazsa kimse basamaz. Her gördüklerinde benim poşetten eve giderken bana gezerken diyorlar ki dilendiğin paradan biraz bizden yardım et diyorlar. Ben dedim ki ben dilenmiyorum. Benim param yok diyorum. İnanmıyorlar. Genel evinde esas geldiğimde buraya yaprak dağıdım. Bir yaprak vardı, ikinci yaprak olmasın dediler. Bunun adını cimcime koyalım dediler. 45 seneden beri işte adım cimcime. Nereye gittiysem cimcime taktılar. Benim hayallerim şeydi. Bir ev alıp oturup ondan sonra bir tane çocuğum olsun. Ondan sonra mutlu yuvam olsun. Bazen görüyorum herkesin evi var, parkı var, mutlu yuvası var. Yaşlansa da kocası öldü ve ayrılsa da ev olduğu için akşam gündüz geziyorlar. Evlerine gidiyorlar. Akşam olunca da böyle rahat eder evde. Ben öyle rahat edemiyorum. Ev var ama yalnız ki ne kadar olsa kendi evim olmayınca yine insan çekiniyor. Görüyordum evlenenleri. Herkesin düğünü oluyordu, benim düğünüm olmadı. Ben böyle yaptılar, ağlıyordum. Şimdi düğün olanları görüyorum, hep ağlamak içimden geliyor. Ben bazen derdimi anlatabilirim, daha
bazen anlatmıyorum. Çünkü nefes tıkanıyor. Benim bu şeyim, fısfıs olmasa yaşayamıyorum. Nimet'in eczanesi var. O bana yardım ediyor. Allah razı olsun. İlaçlarımı ondan alıyorum. Üç kere ben hastaneye yattım. İçinde de bu yamaç eczanesi bana yardım etti. Sizden öleceğim. Yetkililere duyururum ben sesimi. Ben o 25 seneden beri, 30 seneden beri hayat, dünya yüzü görmedim. Perişanlık çekiyorum. Sizden vereceğim. Yetkililere benim sesimi duyururum. Başka bir şey istemiyorum. Bana yardım etsinler. Ben ortalıktan kurtulayım. Hiç olmazsa bize tezgahım olur. Tezgahımın başında otururum. Akşam oldu muydu giderim evimde yatarım. Kimseye çare bulunduramıyorum. Her kime de konuşsam komşulardan diyorlar ki zamanında neredeydin? Zamanında paranı kime yedirdin? Sen nasıl çalıştın zamanında? O çalıştıkların meydana çıkar diyorlar bana. Tezgahım olsun, bir evim olsun, böyle bir yani yaşanacak biraz param olsun, ortalıkta gezmeyin, ondan sonra yaşam iyi olsun. 71 yaşımdan sonra diyeyim, bir rahat edeyim ben. Seviyorlar. Ben bunu seviyorum, evlenme hayali kuruyorlar. Diyorlar ki evleneceğiz diyor, bir iki ay evlerinde kalıyor. Nikah koyuyorlar, nikah koyduktan sonra onu kapıyorlar, nikahdan düşürüyorlar. Gel diyorlar, sen bu genel evinde çalışırsan diyorlar. Bir sene çalışın, bir sene sonra çekeriz diyorlar. O da tamam diyor. Kimisi bekar ise avradını kapıya alıyor. Ev al, evi yoksa ev aldırıyor. Arabası yoksa araba aldırıyor, iş yeri açıyor. Biraz kendine geldin bize kadına tepmen vuruyorlar. Sakın aldanmayın. Bir erkeğe evleniyoruz diye aldanmayın. Aile, anneniz, babanız varsa, akrabalarınız varsa rica edin. Arkasını araştırsın. Ondan sonra bir daha da bu aleme düşmesinler. Bu hayatı sürmesinler. Ne gelen evine ne randevuna girmesinler. Tekele gidiyorum, üstesine gidiyorum. Bu halimle. Öyle de gitmesin. Bazen yollardan geçemiyorum. Gelene gidene yalvarıyorum. Beni yoldan geçelim. Bazısı geçirir, bazısı diyor ki buraya kadar gelme, oradan o yola niye geçemiyorsun diye. Demiyorlar ki gözü görmüyor. Bu geçemiyor demiyorlar. Ben şeker hastası olduğum için bir gün ayakta gezerken ölürüm de yeni dünyaya gelirsem devlet adamının yanına gideceğim. Ya bir böyle gazeteciyle ya da böyle bir televizyoncunun yanına gideceğim. Yalvaracağım bana sahip çık diye. Yine ben televizyoncuları da görüyorum, sahip çıkıyor. Devlet adamı da sahip çıkıyor. Allah sizden razı olsun Şahin Bey. Allah Mustafa'sına her gün dua edeceğim, gene dua edeceğim. Bana bir an evvel yetkilileri bir söyle verin. Bir an evvel beni bu işten kurtarın. Annem babam olsaydı da bu ayağımın ikisi olmasaydı hiç olmazsa onların yanında böyle sürünür sürünür otururdum. Anne baba olmadı mı? Anne başta tacım, her derde ilacım. Ben şapka değildim ki baştan başa geçeyim. Bu şeyim daldan dala konayım. Beni hep daldan dala kondurdular. Allah benim gibi kimseyi yapmasın. Herkesin anasına babasına sağlık versin, çocuklarına sağlık versin. Ben istiyorum ki herkes anasının babasının yanında kalsın. Kimsenin yanına gitmesin. Hiç erkekleri seviyoruz diye aldanmasınlar. Bir de böyle bu aklım olsaydı şimdi dayım teyzem seni şuraya götürün, buraya götürün deseydi ben gitmezdim. Bu çektiğim işkencelerin yüzünden bu hale girdim. Bir de balını satarken ben yandım. Bir de hastanede yattım, kimse gelmedi bana. Balını satıyordum, balını satarken ben yandım. Her senin gururun.